Hepinize merhaba arkadaşlar. Çıktık yine bir gün. Aslında bu benim herhalde en taze motovloglarımdan birisi olacak. Çünkü şu anda bunu çekiyorum. Öğleden sonra yayınlayacağım. Biraz da videom yok diye çıktım açıkçası. Hani temel bir iki konu var. Onlardan bahsederiz. Öncelikle TNR ile 214 kilometre oldu. Zaten ilk aldım, Edirne'ye geldim Tekirdağ'dan. Herhalde bir 135-140 kilometre falan olmuştu. İşte 70-80 kilometredir de burada sürüyorum. Ve fazla kullanmaya vakit bulamıyorum açıkçası. Genelde işe git gel. İşte böyle ufak tefek işler olursa kargoya falan git gel. Kargoyu da böyle bir arkada top case yok ama böyle çanta alıyorum sırtıma. Çantayla gidiyorum tabii. Alınabilecek kargolardan bahsediyorum. Alınamayacaklardan hiç bahsetmiyorum. Biraz yavaş gidiyor yani sizin anlayacağınız. Normalde niyetim işte bu bin bakımını kış girmeden yaptırmak ama hani olabildiğince kullanmak istiyorum ya. Normalde ben biraz tatlısu motorcusuyumdur. Böyle çok övünerek anlatmam ama bu arada şöyle gideyim. Biraz tatlısu motorcusuyumdur. Havalar biraz serinledi mi? Serinledi mi tabii çok kendi açımdan da adil olmaz. Havalar biraz böyle yağmur yağmaya falan başladı mı? Yağmur ihtimali başladı mı? Genelde çok motor sürmüyorum. O havalar gelmeden de umuyorum ki ben bin bakımını yaptırmış olurum. Ve biraz işte sürmek lazım ya. Şöyle bir küçük bir tur falan yaparsak hızlıca rodaj tamamlanacaktır. Başka bir konu daha var, onu da size söyleyeyim. Biliyorsunuz hani motovlog yapmaktan başka bir de bisiklet sürüyorum. İşte geçen sene Ekim ayının sonundaydı. Yaşadığım kaza sonrasında böyle bisiklete ara vermek durumunda kalmıştım ki mecburdum zaten, işte ayakta böyle bir kırık meydana geldi falan. Ondan dolayı zaten mecburdum. Durumu söyleyeyim size. Ya bisiklete o günden beridir binmedim açıkçası. Biraz korkuyorum. Bir korku yarattı bu durum bende. Değişik bir psikoz oldum ya. Ondan sonra şimdi yavaş yavaş şeyin kararını aldım ya. Ben yeniden hani bisiklet süreceğim. Bu arada hani bunda sporsuzluğun da çok büyük önemi var. Malum pandemi hala devam ediyor hayatımızda. Bu sürede de bari bir spor yapalım. Spor salonlarına gidemiyoruz. En azından ben gidemiyorum yani. Bazı arkadaşlar var çok rahat. Onlar hiçbir şey yokmuş gibi davranıyorlar ama ben de bu iş böyle değil maalesef. Ben hala korkuyorum. O yüzden de hani bisiklete yeniden başlayacağım. Ama kaza yaptığım bisiklet olduğu için önümde iki seçenek vardı. Ya bir yeni bisiklet alacaktım. Bu bisikleti bu arada kazadan hemen sonra yaptırdım. Onu bir gösteririm size. Bundan sonraki videoyu belki öyle bir şey yaparım. Onu tekrar ben böyle bir modifiye etmeye karar verdim. Bisikleti boyuyorum şu anda. Bisikleti boyadıktan sonra zaten ben hani mevcut olan takımdan gayet memnundum. Üzerindeki işte Claris. Yani çok memnun değilim ama en azından şu anda idare eder diyeyim ya da yani. Kendimize de yine haksızlık yapmayalım. Öyle bir bisikleti boyayacağım. İşte birkaç tane yeni ekipman, komponent falan alacağım. Bunları sizlerle paylaşırım. Öyle değişik bir ya da iki video gelir yani bu arada. Çok fazla video da geleceğinden değil ama. Durumlar böylesini anlayacağınız. Başka anlatacağım bir şey çok aklıma gelmiyor. 1600 abone olduk bu arada. 1601 abone oldu. Gıdım gıdım ilerliyor gerçekten. Hani evet şimdi ben kendimde de bir suç buluyorum bununla ilgili. Nedir suçum? Çok fazla vakit ayırmıyorum. Çok fazla ilgi çekecek içerik yapmıyorum. Bir kere böyle saçma sapan clickbait olaylarına da girmiyorum. O yüzden de izlenme sayılarım az. Abone olan insanlar da, bu arada kanalı takip eden yaş ortalamasını da ben size bir söyleyeyim. Ya yani 25-34-35, yani 24-35-35-50 mi? O civarlar benim kanalın kitlesinin yaklaşık bir %60'ını falan oluşturuyor. İzleyenlerin hatta %70'ini oluşturuyor. Bu kesimde de ya ben kendimden de biliyorum yani abone olma
işi çok fazla yok. Yani çok sevmiyorlar abone olmayı. Sevmiyoruz diyeyim ya da yani kendimi de oradan şey yapmayayım, soyutlamayayım. O yüzden de biraz az gidiyor tabii. Yani izlenme oranları da düşük kalabiliyor bu arada. Hani kendimizi de eleştirmek lazım. Yani demek ki bir şeyleri eksik yapıyoruz yani. Yapanlar nasıl yapıyor diye bir sorgulamak lazım diye düşünüyorum. Yani benim başka anlatacağım şey kalmadı herhalde. Bakalım bundan sonra birkaç ya içerik üretmeye devam edeceğim bu arada. Yani bununla ilgili hiç şeyim yok. Ben hani ya izlenmiyorum, YouTube'u bırakayım. YouTube benim için sadece böyle hani şey değil yani. Ben buradan para kazanayım, bugün burada çok ünlü, bir gün burada çok ünlü olacağım falan. Benim böyle bir derdim yok. O yüzden de ben bir şekilde kendimce içerik üretmeye devam edeceğim. Hani bu işi biraz hobi olarak yapıyorum. Hobi olarak yaptığım için hani kendime bunu çok büyük dert de etmiyorum. Farkındaysanız 3-4 yıllık kanal yani. Yani herhalde şey yapardım. Bırakırdım yani, baktım bu iş olmuyor. Ama hemen bunu keyif, hatıra. Ne derseniz yani. İleride yaşlandığımda çocuğuma ben hani bu videoları izletebilirsem, bak ben bunu yapıyordum diye, ki bazı insanlara da cesaret versin yani bu yaptığım iş. Çok hani ya yapılır mı, vakit bulamıyoruz falan demeyin. Ya bulunur işte, bak kaska takıyorsun şeyi, kamerayı, konuşuyorsun yani. Yaptığımız iş aslında bundan ibaret yani. Neyse, şuradan da bir kargo alacağım, ondan sonra da kapatırım. Evet, bu kadar yani arkadaşlar bu videodan. Umuyorum sıkılmamışsınızdır. Kaç kişi de dinledi, takip etti tabii, onu da ayrıca çok merak ediyorum. Evet, dediğim gibi bu videodan anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki video artık biraz daha böyle action'lı, farklı bir şey olacak. Bisikletle ilgili falan da bir şeyler gelecek. Öyle, beni takip etmeye devam edin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.